Evet değerli arkadaşlar, bugün yine iki tane güzel ziyaretçimiz var. Komutanımızın sevdiği insanlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Zeki Mert. Dubai'den geldim. Dubai'den? Evet, komutanı görmeye. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz? Merhabalar, ben de Mersin Silifke ilçesinden geliyorum. Başkanımızı görmeye geldik. Başkanımızı görmeye geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Evet, başkanımdayız şimdi. Buradan herkese sevgilerimizi göndeririz. 33 Temmuz 01 Cihangir Göktaş Birleşmiş Milletler. Türkiye Mersin'de Hacı Baba'dayız. Bugün de işte vaktimiz öyle geçiyor. Arkadaşlar geldi. Herkes çevre, aile o şekilde ilerleyip gidiyor. Hazine açılmasını işte temenni ediyoruz milletçe. Hazine açılırsa iyi olacak. Daha iyiye gidecek işlerimiz. Bunu ya başkanım. Az önce güzel bir mevzu geçti ayakta. Yüzük meselesi komutanım. Ha, yüzük. Yüzükçe ya ben şimdi gençler herkes genç insan. Ben 72 doğumluyum. Ben de gencim. Ama 0-12 yaş grubuyum hem de. Ama ben hayata çok çabuk atılmış bir insanım. Yani ben kendimi belli etmeyecek karakterde, tipte bir atılımı, çağı yakalama, çağı dünyaya yakalatma liderlerden bir tanesiyim. Prazın'ım. Şimdi bir de Roçent'im ben. Üniversitelerin Roçent doktoru, Hipokrat işte mütehassıs, konu ağır konu yani aslında. Öyle göründüğü gibi değil. Şimdi bu misyonu üstlenmek sırf kıyafetle olmuyor. Yüzükler de var. Yani. Erkeklerin ve bayanların taktığı yüzükler. Bunlar amiraller olur, paşalar olur, gizli tutulur. Buna ön ayak olanlardan bir tanesi. Şikesiz olduğum için bu zor zanaattır. Çünkü bu işin pilotu var. Biz de az önce onu konuşuyorduk. Pilotu var, savaş pilotu var. 15 dakika önce havalimanında tebrik alırsın. Eve gidersin. Dersin alışverişe, shopping center'a gideyim. Savaş pilotları bir devleti milleti vurmaya kadar konu ilerletir, savaş çıkar. İyiken kötü olur aran. Yani zor zanaattır tabii ki. Ben şimdi Dubai'den geldim. Hı. Mesela orada da savaş pilotları da kullanıyor. Ama Türkiye'dekilerden farklı. Neyi kullanıyor? Yüzüğü. Çok daha farklı. Bir misyondan dolayı. Vallahi bende siyanür civa fabrikası var. Orijinal sahibi, gerçeği benim ama ben yüzük, şimdi Milli Askeri Şura kurul girdiğinde yaşı büyüktür. Ben saygısızlık olsun diye değil, ben karışmam işlerine. İşin profesörü benim aslında. Şimdi ben bunları Milli Askeri Şura'ya alıyorum. Annem babam yaşında insanlar, gerçekten de saygı göstereceğim silah arkadaşlarım. Yani ben bunları işe aldığım, ben kefil olduğum Enerji Bakanlığı elektrik su faturasına, yüzüklerine kadar bu masonluk konusu değil konu. Peygamberlerin de yüzüğü var. Efendime söyleyeyim, peygamberlerin de iplik ölçümleri var parmağına. Anlatabiliyor muyum? Bizde her tür ölçüm mevcut. Sırf sakalı şerif değil. Hırkayı şerif değil. Şimdi ben bir Mercedes yüzüğünü Amerikalı'ya taktırdım. Alman diyor mu? Senatör, amiral, paşa, benim, ben president, ben amiral paşayım. Amerika'nın başındaki insanlardanım. Ben kolay kolay Amerika'nı 10 caddede de 100 caddede de gezer. Hepsi paşadır. Yaşı büyüktür, saygımız var. 15 günlük, 20 günlük bugün ithalat, ihracat 21, 22, 23 endeksli. Ülkeyi kalkındıracak. Aynı anda dünyayı kalkındıracak. 2-3 hafta içerisinde. Bunlar laf edilecek insanlar değil. Önü kesilecek insanlar değil. Adam gibi işini yapan insanlar. Ama ülkenin başındaki insana saygı gösterdiği için sırf para kazansın diye değil. Çıkar ilişkisi var mı abi? Çıkar ilişkisi olamaz da şimdi konu farklı konu.
Amerika nedir? Ford'tur. Ford yüzük varken sen Mercedes'i niye takasın ki? Amerika'nın olduğu için Ford. Hayır, o şekilde bakmayacağım. Ya şimdi başkanım. Almanya Almanya Mercedes'tir. Almanya Mercedes. Ben Almanya'ya gittiğimde BMW'yi gördüğümde gariplerim de garipsemem. Yani garip bir konu. Mercedes varken sen BMW takamazsın. Sen Almansın, ben de Almanım. Anlıyor musun demeyi? Ama hepsinde Cihangir Göktaş var. Ben kefil olmuşum. BMW'yi de takar, isterse Metallica da takar. Almanya'da da. Anlıyor musun demeyi? Almanya'da da. İstediği her yerde olmuyor. Her yerde. Kabe'de de. Ama şimdi konumuz bu değil. El birliğiyle çalıştık kazan. Başarı. Ben bunu başarmışım, kenara çekilmişim. Ben bunu başarmadan ortaya çıkıp da ilk sende görmüyorum ki, sen getirip bana vitrine dizmiyorsun ki, ben varım zaten. Evet. Ben diyorum ki arkadaşım, bu bende var. Ben Sacramento'nun sahibiyim. Ben sana hangarları buradan gösterdim, oradan gösterdim, buradan gösterdim. Sen kendinden en iyisin, 10 yıldır çalışıyorsun, 10 yıldır getirdin zaten bana bunları. Benim bir karım yok. Zararım da yok. Sen benim karımı zararımı zaten hesaplayamazsın. Benim mafyayla da işim olmaz, terörle de, terör liderleri de. Ben korkmam da kimseden, ama sonuçta vurulmak var, vurulup iyileştirilirim. O orası beni ilgilendirir, ilgi alakalı eder. Allah'a ilgilendirir. Gerisi havacı var, nedir, üründür yani, otomotivdir. Ama ülke rejimi başka konudur. Şimdi Rusya'da, ben Rusya'ya gideyim, aynı günde de gidip gezebilirim. President, benim hakkımdır. Ben nereden anlıyorum, ülke, devlet, millet, bir yan yol olayı var mı, yok mu? Veya yan yola girildiyse bunun amacı zaten ya kendi devleti, milleti kuvvetli, Rusya bir olur mu veya ki Almanya bir olur mu? Olamaz yani, imkan yok. Mümkünü kaldı ki ben Kabe'den mozaik sökeyim, sana vereyim, sen yüzük yaptır, benim Milli Askeri Şura kuruluma gir, benden onay al, çık git, topuk selamını ver, çıkıp gidiyorsun. 30 bin kişi dünyanın 5 bir yanına dağılıyorsun. Bende 3 milyon mevcut gözüküyor. 3 milyon bugün 4 milyon 5 milyon kişi Anıtkabir gözüküyor. 7 milyon kişi Anıtkabir gözüküyor. Çocuk değiliz şimdi bu konu. Ben sana yüzük verdim. Sen bunu misyon haline getirdin, taktın, sen işi soytarılığa zaten dökemezsin. Bende siyanür civası var. Ben bunu kısa açmasını becerebilecek mi insan? Ama konu nedir? İdeoloji. Şimdi namus olayı farklı bir kavram. Ülkeyi rejime götürüp yan yol gösterip başka yollardan, başka dergahlar, başka cemiyetler, başka cemevleri stand açmak, stand kapamak, biz bunlara karşıyız. Başkanım, Biden Siyonist mi? Biden Siyonist değil. Siyonist'ten öte konu başka konu yani. Şimdi bir şeyler var herhalde. Yani, Siyonist şüphe doğurdu. Siyonist olması için klişeyle geziyor olması lazım. Siyonist yani ben adam dergah kurmamış ki, dergah açmamış ki. Ama çok tehlikeli rejimlere parmağını basıyor. Yani Trump bakıp, olayında da aynı şeyi seçimlerde getirdiler. De. Ayağını kaydırmaya çalışıyor dediler. Siyonistlik de bana havalimanı çizgileriyle ispatlasınlar, kabul ediyor. Gidip geldi. İspatlayamazlar. Karayolunda afiş, fatura, manifestoyu, korkacak bir şey yok. Dünyanın her yerinden de herkese açığız. Bana afiş, fatura, manifestoyu ispatlasın. Ben onunla o zaman teke tek konuşmasını, görüşmesini. Bence yapamazlar. Kesin bir şeyler dönüyor. Yapamayacaklar. Hiçbir zaman çıkıp da söyleyemeyecekler böyle. O konular ağır konular, hakikaten geliyor. Konu farklı konu. Cihangir abi.
Peki Birleşik Arap Emirlikleri hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Ben Suudi Arabistan'ın hakiki başındaki insan. Doğduğum doğa. Kral ailesi. Hakiki Arap. Hakiki Amerikalıyım Chicago'da olduğum. Kennedy'nin öz oğluyum. Hakiki Vatikan'ın başındaki insan. İtalyan'ın. Hiçbirse ben daha duymadım çıkıp da desin ki arkadaşım biz bu işi böyle yapalım, böyle yapalım. Sen o kadar biliyorsun dediğim zaman lafa başladığım zaman zaten ya bende ipler kopuyor ya onlarda kopuyor olacak. Kantar orada işte diyeceğim arşın kulaç. İşte Hazreti Muhammed, Davut, Musa, İsa, Al, Cihangir. Kantar burada. Bütün dengeler. Greenwich burada. Süveyş Panama burada. Diyeceğim siz ne saçmalıyorsunuz ben ne anlatmaya çalışıyorum. Yine haklı çıkacak olanlar. Çünkü Milli Askeri Şura Kurulu'da konuşuldu, Davos yapıldı, onaylandı, zirveye kadar konu çıktı, biz öyle bıraktık geldik. Ben zirveye çıkartmam ki. Niye yani etapın üçüncü katından bahsedilmiyor, ikinci katından veya lobisinden bahsedilmiyor, pastanesinden de. Hadi orası önemli, otelim var. Otelin de bir briefing yeridir benim için. Davos'a ihtiyacım yok, zirveye ihtiyacım Davos'tan yok. Davos'tan peki çıktık mı, kovulduk mu? Ama bu işin havalimanı çizgisi var, bu rakımdır. Ben Darks'tan, şimdi koyu çikolata var, koyu çikolata var. Evet. Sütlüsü var, sütlüsü var. Hepimizin sevdiği şey. Sütlü yemek istiyorum 10 hafta boyunca. Ben etrafımda çevrem var. Adam gibi denizli, havuzlu yaşayacağım. Sen direterek bana 10 hafta boyunca bunu koyusunu yedirttiremezsin ki. Kimse yapamaz. Kimse yemedi, yemek istemez. Tabak tadı gelir benim süreden sonra. Tabak tadı bu. Askerde de aynı. Politikada da aynı. İş adamı da her yerde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ya komutanım şimdi mevzu yüzüktü. Benim yüzüğüm Mercedes. Ne yapmam lazım? Benim sertifika açık. Yani bu işin şakası olmaz. Ben burada sertifikayı açtığım zaman bu üstünde sertifika yazıyor. Ben bu parmak izimi ben bununla gönderiliyor. Seri nosu. Tabii. Dünyanın her yerine konteynerler gönderiyor. İster içine para koy, ister uyuşturucu koy, ister ceset koy, adam öldür 10 dakika önce. Ben kabul ediyorum. Ben mafya değilim, terör lideri değilim. Bu yazılımı nereden öğrendiniz? Ben BM'i sahip... Nasıl? Bu yazılımları nereden öğrendin Cihangir Komutanım? Nasıl? Bunun yazılımı? Evet. Askeri ölçüm mü? Bilmiyorum ben.